Merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle 8. sınıf matematik atölyem kitabında çarpanlara ayırma 2 ile gençler özdeşlik çeşitlerine yararlanarak çarpanlara ayırma konusuyla dersimize devam ediyoruz. Gençler dersimize başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Gençler özdeşliklerden faydalanarak Çevirsel ifadeler çarpanlarına ayrılır demiş. Arkadaşlar biliyorsunuz bizim iki temel özdeşliğimiz var. Birincisi tam kare özdeşliği, diğeri iki kare farkı özdeşliği. Peki gençler tam kare özdeşliği bir ifadenin tam kare özdeşliği olup olmadığını nasıl anlayacağım? Bakın gençler burada baktığımız zaman 3 terimli bir ifade var gençler. Eğer 3 terimli ifade varsa aklımıza acaba bu bir tam kare özdeşlik mi diye düşünmemiz gerekiyor. Peki sevgili gençler bunu nasıl yazıyorum? Lütfen dikkat edelim. A kare artı 2ab artı b kareyim. Birinci ve üçüncü terimlerin kare köklerini alıyorum gençler. Bakın bir ve üçüncü terimlerin kare köklerini aldım. E bu kare köklerini aldım. A ve B'nin bakın A ile B'yi çarparsam A çarpı B yapar. Bunun iki katı ortadaki terim veriyorsa bu bir tam kare özdeşiktir diyorum. O halde buradaki A ve B'yi gençler bakın burada bir yanlışımız var düzeltelim. İkinci terimin işaretiyle beraber yazacağım. Bakın burada artı olduğu için burayı düzelterek a artı b'nin karesidir diyeceğim. Bunu da çarpanlara ayıracak olursak bir kare demek gerçi a artı b ile a artı b'im. evet, çarpmak demektir. Peki a kare eksi 2 ab artı b kare olsaydı arkadaşlar işte bakın aynı işlemi burada eksi olduğu için eksi olarak düşüneceğiz ve a eksi b'nin karesidir diyeceğiz. Bu a eksi b çarpı a eksi b olacak diyoruz. Gerçekten iki kare farkı bakın. Öncelikle kareler alınmış ve fark alındıysa bakın a kare eksi b kare gibi. O halde şöyle düşüneceğim. Birinci ve ikinci terimlerin kare köklerini alacağım. Gerçekten kare köklerini aldığımız bakın a ve b'dir. Bunları bir eksi bir de artılı yazıp çarpmamız gerekir diyeceğiz. Evet devam edelim. Birinci etkinliğimizde aşağıda verilen cebirsel ifadeler çarpanlarını ayırınız dedi. Gençler 1 ve 3 terim bakın 3 terimli bir ifade. O halde birinci ve üçüncü terimlerin kare küklerini alıyorum. Bakın bu x ile 1'im. x ve 1 diye yazalım. Gençler bu neyin karesidir diye düşüneceğiz. Bakın ikinci terimin işareti artı olduğu için buraya x artı 1'in karesidir diyeceğim. Çarpanlarını ayırınız dediği için de x artı 1'in karesi demek x artı 1 çarpı x artı 1 demektir. Bakın çarpma durumunda yazmış oluyorum. B'de x kare artı 12 x artı 36'yı şöyle 1 ve 3'ün terimlerin gençler kare köklerini alırsam x ve 6'dır. Gençler x ile 6'nın çarpımı 6 x. Bakın bunun 2 katı 2 çarpı 6 x ortadaki sayıyı verdi. Evet ortadaki terimi verdi. O halde x ile 6'yı gençler ikinci terimin işaretiyle beraber yazıyorum. Yani x artı 6'nın karesidir diyorum. Bu da x artı 6 çarpım x artı 6'ya eşittir. 25 y kare artı 10 y artı 1. Yani yine gençler bakın 3 terimli bir ifade gördüm. 3 terimli ifadeler acaba tam kare özdeşlik mi diye düşünelim. Birinci terim 25 y karenin karekökü 5 y. 1'in karekökü 1 gençler. Evet, i̇kisinin çarpımı 5 y yapar. Evet 2 katı ortadaki sayıyı veriyor. Demek ki bu gençler aslında 5y artı 1'in karesidir. Bakın ikinci terimin işareti artı olduğu için artılı yazdım. Bunu da 5y artı 1 çarpı 5y artı 1 olarak yazıyoruz. D'de sevgili gençler bakın 4x kare artı 12xy artı 9y karemiz var. Evet, 1 ve 3'ün terimlerin kare alırsam 2x'e 3Y. Gerçekten ikisinin çarpımı 6XY. Evet 2 katını aldığım zaman 12XY'yi verdim. O halde ikinci terimin işaretiyle birlikte yazacağım. 2X artı 3Y'nin karesi. Bunu da çarpanlara ayırma durumunda yazarsam yani çarpma durumunda yazmamız gerekir. 2X artı 3Y çarpım 2X artı 3Y şeklinde çarpma durumunda yazarız. Evet, E'de gençler x kare eksi 8 x artı 16. Yine 1 ve 3. terimlerin kare köklerini alırsam. Evet, x ile 4'ü gençler bakın x ve 4'ü. İkinci terimin işareti eksi olduğu için eksili yazıyorum ve karesini alıyorum. Demek ki x eksi 4'ün karesidir diyeceğiz. Yine gençler istersek bakın ikisinin çarpımı 4 x yapar. Bunun 2 katı ortadaki terim verdiğinde kontrol etmiş olalım. Evet, x eksi 4'ün karesini de x eksi 4 çarpı x eksi 4 olarak çarpanlarına ayırırız diyorum. Evet devam edelim. Evet gerçi F'de yine 3 terimli bir ifademiz var. Bunların kareköklerini alalım. Evet x karenin karekökü, x 64'ün kare kökü 8. Gerçi ikisinin çarpımı 8 x yapar. 2 katı evet 16 x'i elde ettim. O halde ikincinin işaretiyle birlikte yazacağım x eksi 8'in karesi olarak yazdık. Bu da x eksi 8 çarpım x eksi 8 olarak çarpanlarına ayrılır. Evet, 9 x kare gençler ve 1'in kareköklerini alırsam 3 x'e 1 yapar. Gençler bakın ikinci derim işareti eksi olduğu için şöyle yine kontrol edelim. 1 ile 3 x'i çarparsam 3 x yaptı 2 katı 6 x'i verdim. O halde ikinci terim işaretiyle birlikte 3 eksi 1'in karesi olarak yazarız. Bunu da 3 eksi 1 çarpı 3 eksi 1, 3 x eksi 1 şeklinde çarpanlarına ayırmış oluruz. Evet yine gençler bakın 1 ve 3'ün terimlerin kare alırsam 5 x'e 6 y yapar. İşte ikisinin çarpımı 30 x'ye. İki 2 katı ortadaki terim veriyorsa tam kare fark, e, tam kare özdeşiktir diyorum. 2 ile 30 x'ye çarparsam 60 x'ye. O halde bu ifadeleri, bakın kökünü aldım ifadeleri eksi olarak yazıyorum. 5 karesi diyorum. Bu da gençler 5x eksi 6y çarpım 5x eksi 6y'ye eşittir. Evet. I'da sevgili gençler bakın yine 1 ve 3'ün terimlerin kare köklerini alırsam 4m'ye 25. bunların çarpımı gençler 100m yapar. 2 katına aldığım zaman da 200 m'yi verdi. O halde 4 m. Bakın ikinci terim eksi olduğu için eksi olarak yazıyorum. 4 m eksi 25. Evet bunun karesidir diyelim. Bu da 4 m eksi 25 çarpı. 4 m eksi 25 olarak çarpanlarına ayrılır diyoruz. Evet devam ediyorum. Evet ikinci etkinimize gençler burada da arkadaşlar bakın iki tane terim var ve arada fark var. E bu burada gençler ne yapacağım? İki kare farkı özdeşliğinden faydalanacağım. İki kare farkı özdeşliğinden faydalanmak istiyorum. X kareyle yüzü gördüğüm zaman gençler bakın bir ve ikinci terimlerin kare köklerini aldım. Gençler bakın x ve 10. E, arada ne var arkadaşlar? Eksimiz var. Yani iki kare farkı olduğu için x ile 10'u 1 eksili 1 de artılı yazıp çarpıyoruz. Bakın gençler bu ne diyoruz? x eksi 10 çarpı x artı 10'a eşittir diyorum. Bakın bunu 1 eksili 1 de artılı yazdım çarptım. İstersek bakın bunu da şöyle yapalım. 1 ve ikinci derimlerin kare kökleri 7b. Burası a gençler. Burayı 7b dersem. Bunun bir tanesi eksili. Diğerini artılı yazacağım. Ve çarpma durumunda yazacağız. 7B eksi A çarpı 7B artı pardon gençler şurası A olacak. Evet, çarpı 7B artı A şeklinde çarpından ayırıyoruz. 4x kare eksi 1 gençler. Yine 2 kare farkı olarak düşünürsem. Bakın x'dir gençler. Bu da 1'dir. Burada arkadaşlar bakın 2x'li 1'i 1 eksi 1, 1 artılı yazıp çarpacağımızı kavrarsak gençler alt alttakilerini tekrar yazmamıza gerek kalmaz. 2x artı 1 şeklinde çarpma durumunda yazıyorum. Bu şekilde yazarız. 9x karenin kare kökü 3x. 100y karenin kare kökü 10y yapar. Bu ifadeleri 1 eksi 1 artılı yazıp çarparız. Çarpanlarına ayırmış oluruz gençler. Evet Devam edelim. Bir sonraki etkenimize bakalım. Evet, 25 x kare ve eksi 121 y kare. Yine 2 kare farkı gençler. Bakın bunlar bizim için tam kare ifadelerdir. O halde bunun karekökü 5 x. Bu da 11 y yapar. Bunları gençler 5 x eksi 11 y çarpı 5 x artı 11 y şeklinde ne yaparız? Çarpanları ayırmış oluruz. 196 gençler tam kare ifadedir. E, 14'ün karesiydi. 9y karede de 3y'dir gençler. Kare kökü. 14 ile 3y'yi evet, 1 artı 1 de eksili yazıp çarpma durumunda yazarız. 14 artı 3y çarpı 14 eksi 3y olur. Çarpanlarına ayrılmış hali. 25'in karesi gençler bakın 25'in karesinin kare kökü, 25 yapar. 64x karenin karekökü de 8x yapar. Bunu ne yapıyorum gençler? 25 ve 8 xi 25 eksi 8x çarpım 25 artı 8x şeklinde çarpanıdan ayırıyorum. Evet sevgili gençler bakın burası güzel bir sorumuz var. Dikkat edelim. x üstü 4 ile y üstü 4'ün kare köklerini düşünelim. x üstü 4'ün gençler kare kökü x kare y üstü 4'ün kare kökü y kare gençler x x'in karesi y'nin karesini x'in karesi eksi y'nin karesi olarak yazdım. Çarpı. 1 eksi 1 artı yazıyoruz demiştik. Bir de x kare artı y kare yapar. İşte bakın burada işlemimiz bitmedi gençler. İlk, şuradaki ilk ifadeye baktığımız zaman bu da yine bir iki kare farkı özdeşliğidir diyorum. Bunu da yine kare köklerini alalım. Bu x ile y'yi x eksi y çarpı x artı y olarak yazıyorum. Bir de yanına gençler x kare artı y karenin çarpma durumunda yazılması kalır diyoruz. Evet 16 ve m üstü 4'ü gençler yine kareköklerini alırsam bu 4, bu da m'nin karesidir. 4 ile m kareyi, 4 eksi m kare çarpı 4 artı m kare olarak yazıyorum. Gençler buradaki ilk terimize baktığımız zaman 4 eksi m kare. Bakın bu da 2 kare farkıdır gençler. Şöyle kalemi alalım. Evet buradan gençler 4'ün kare kökü 2. m karenin kare kökü m yapar. 2 ile m'yi yine 1 eksi 1 artılı yazıp çarparım. Bunun yanında gençler 4 artı m kareyi yazarız. Evet bu şekilde çarpanlarına ayırmış oluruz. Evet devam edelim gençler. Bir sonraki sorumuza geçelim. Evet, aşağıda verilen cebirsel ifadeler çarpanlarına ayırınız diyor. Gençler bakın 3 terimli ifademiz var. Ya ama arkadaşlar dikkat edersek 18'in karekökünü gençler direkt yazamayız. O halde ben şöyle diyorum. 18 ve 2'yi gördüğüm zaman 18 ve 2 2 parantezini alınır. O halde bu ifadeyi direkt kare kökünü alamadığım için 2 parantezini alarak yazmak istiyorum. 18 x kare 2 parantezine alırsam 9 x kare kalır. Eksi 12 x'i 2'ye, iki, 2'ye bölersek gençler eksi 6 x kalır. Artı 2'yi iki, 2'ye bölersek de artı 1 kalır. Artık gençler bakın 9 x kare eksi 6 x artı 1 tam kare özdeşliktir diyoruz. Bunun kare kökü 3 x. Bunun kare kökü 1. 2'yi unutmayacağım gençler. 2 çarpım. 3 x'te 1'i ikincinin, e, ikincinin işaretiyle beraber eksil olarak yazacağım. 3 x eksi 1 çarpım 3 x eksi 1 olarak yazdık. 2'yi de ön tarafına yazmayı unutmuyoruz. Evet, B'de gençler 3 x kare. Bakın bunun kare kökünü düşünemem. O halde ben burada gördüğünüz gibi hepsini 3 parantezine alabilirim. x kare 24 x'i 3 parantezine alırsam 8 x kalır. 48'i 3'e bölersem artı 16 olur. Gençler i̇şte bu ifadeyi yine tam kare özdeşlikten faydalanarak bakın x ve 4'tür gençler Karekökü kökü. 3'ü önce yazıyorum. x ve 4'ü ikinci terimin işaretiyle beraber x artı 4 çarpı x artı 4 olarak ve evet, 3 çarpı x artı 4 çarpı x artı 4 olarak yazdım. 50 x kareyi gençler yine burada bakın 2 ile beraber 2 parantezini alırsam 50'yi 2'ye bölersek 25 x kare kalır. Eksi 2'yi 2'ye bölersek de eksi 1 olur. Yani burada da 25 x kare eksi 1 2 kare farkıdır. Diyeceğim. E buradan kare kökleri 5 x ve 1. E 2'yi önce yazıyorum. 2 çarpı 5 x ile 1'im. 5 x eksi 1 e çarpı sevgili gençler. 5x artı 1 şeklinde yazıyoruz. Burada da 2 kare farkı özdeşliğinden faydalanmış olduk gençler. Evet. x küp eksi x gençler. Burada da x parantezini alacak olursam. x küpü x'e bölersek x kare kalır. Eksi x'i x'e bölersem eksi 1 olur. Gençler x kare eksi 1 yine 2 kare farkıdır diyelim. Kare kökleri x ve 1. Önce buradaki başlangıçtaki x'i yazıyorum. Daha sonra buradaki x eksi 1'i yani x de 1'i de 1 eksi 1 de artı yazıp çarpıyoruz. Bu şekilde çarpanlarını ayırmış oluyoruz. Evet devam edelim gençler. Bir sonraki sorumuza geçelim. Evet, aşağıdaki işlemlerin sonucunu 2 kare farkı özdeşliğini kullanarak bunu diyor. Gençler burada özdeşliği kullanınız dediği için mutlaka kullanarak yazacağım. Ona da 101'in karesinin karekökü 101 yapar. 1'in karekökü gençler 1 yapar. Bakın 101 ile 1'i 1 eksi 1, -1 artı yazarız. 101 eksi 1 çarpı 101 artı 1 olarak yazdım. Gençler 101'den 1'i çıkartırsam 100 kalır. 101 ile 1'i topladım. 102 oldu. 100 ile 102'yi çarparsam da 102'nin yanına 2 sıfır ya ekliyorum. Ve 10.200 olur. İşlemimizin sonucu diyoruz. E 93'ün karesi gençler yani bakın bunun karekökü 93'tür. 7'nin karesinin karekökü 7'dir. Bunlar bir eksi 1, -1 artı şu altta yazayım gençler. 93 eksi 7 çarpı 93 artı 7. Gençler 93'ten 7'yi çıkartırsam 86 kalır. 93'e 7 ye eklersem 100 olur. 86 ile 100'ü çarparsam da 8600 olur işlemimizin sonucu diyoruz. Evet, beşinci sorumuza gençler aşağıda karesel bölgelerle oluşturan mavi boyalı bölgelerin alanlarını veren C ifadeyi ifade ayırınız diyor. Gençler bakın buradaki mavi boyalı bölgeyi bulmak için büyük şeklimizin alanından buradaki beyaz alan gençler bakın küçük karenin alanı çıkarılması gerekir diyoruz. O büyük şeklin bir kenarı x ise gençler x'in karesinden e burası 6 ise gençler bakın 6 ile 6'yı çarparsam e, küçük karenin alanı 36'dır. Evet 36'nın ne yapmam gerekir gençler? Çıkarmam gerekir. x kare eksi 36'yı çarpanlara ayıracak olursam kare kökünü aldım x. Kare kökünü aldım 6. x ile 6'yı gençler x eksi 6 çarpım x artı 6 olarak çarpma durumunda yazarız. Evet b'de gençler bakın büyük şeklimizin büyük karenin alanı bir kenar 3y olduğu için gençler 3y'nin karesi. Bir 3y'nin karesi olarak yazdım. Eksi. E burası 2x'e gelince 2x'in karesini çıkaracağım. Bunlar da sevgili gençler istersek şöyle diyebiliriz. Bunların karekökü 3y. Bunun karekökü 2x. Bakın 3y ile 2x'i 3y eksi 2x çarpım 3y artı 2x olarak yazıyorum. Gençler işte bakın bu ifadeyi şöyle de yazalım. Onu da göstereyim. 3y ile 3y çarparsam büyük şeklimizin alanı gençler 9y kare yapar. 2x ile 2x çarparsam da 4x kare yapar. Ondan ben 9y kareden, şurada göstereyim, 4x kareyi çıkaracağız diyorum. Buradan da yine kareköklerini alırsak gençler 9y karenin karekökü 3y, 4x karenin karekökü 2x oldu. Yine 3y ile 2x, 3y xi 3 y eksi 2 x çarpı 3y artı 2x olarak çarpma durumunda ifade ederiz. C'ye geldiğim zaman gençler bakın bir kenarımız 10 ise alanı yap, ne yapar gençler 10 çarpı 10'dan 100 yapar eksi. Ee, küçük karelerin gençler bir tanesinin kenarı x ise bakın alanları x kare yapar. O halde boyalı bölgenin alanı bulmak için 100'den 4 tane x kare çıkaracağım. Yani 100 eksi 4 x karedir. Bunları da gençler yine kare köklerini alalım. Ve bunları da 1 artı 1 eksili olarak yazıp çarpıyorum. Evet sevgili arkadaşlar. Ne yaptım? Ee, 10 eksi 2 x çarpı 10 artı 2 x şeklinde çarpanlarına ayırmış olduk. Evet istersek sevgili gençler bunları tabii ki ne yapabilirim? E, ee, i̇ki parantezlerinde de ayırabilirim. Buraya da belirtelim. İki parantezinde hepsini ayrı ayrı da alabiliriz gençler. Evet altıncı sorumuzda aşağıda verilen soruları cevaplayınız dedim. X kare artı A X artı 25 ifadesi e, bir tam kare ifade olduğuna göre A yerine yazabilecek sayıların toplamı kaçtır diyor. Yani X kare artı A X artı 25 Şimdi tam kare ifadesi gerçi 1 ve 3. terimlerin kare köklerini alıyorduk hatırlayalım. Bunların çarpımının 2 katı Gençler 5x olur. 2 katı da 10x olur. Bakın bu 10x gençler ax eşit olacak. O halde ax 10x eşitse gençler. Burada şöyle düşüneceğim arkadaşlar. Burada arkadaşlar dikkat edersek e, a arkadaşlar harfli bir ifade. Ben burada e, a yerine şu x'ler birbirine götürse a yerine 10 düşünebilirim. Gençler aynı zamanda a yerine eksi 10 da düşünebilirim. 25 gençler hem 5'in karesidir hem de eksi 5'in karesidir. Bakın bu aynı zamanda eksi 5'in de karesidir. O halde buradan yani x eksi 5 veya x artı 5 şeklinde düşünmem gerektiği için a'nın alabileceği değerler 10 veya eksi 10'dur. E, benden bu ikisinin toplamını istediğim. Evet, bu işlemin sonucu da 0'a eşit olur diyoruz. Evet x artı y eşittir 10 olmak üzere 6x kare artı 12x y artı 6y kare cebirsel ifadesinin değerini istiyor. Yani 6x kare artı 12x y artı 6y kare. 3 terimli bir ifademiz var. E ben bunu sevgili gençler tam kare ifade tam kare özdeşlikten faydalanmak için 6 parantezini almak istiyorum. 6 parantezini alırsam 6x kareden x kare kalır. 12x y'den gençler 2x y kalır. 6 y kareden de y kare kalır. Bakın gençler buradaki parantezin içindeki ifademiz tam kare özdeşlikten faydalanacak olursam 6 çarpıyı aynen yazdım. Kare kökler x ve y. Evet ikincinin ifadesi gençler bakın artı olduğu için x artı y'nin karesi olarak yazdım. E x artı y'nin gençler ona eşit olduğunu söylemiştim. O halde 6 çarpı onun karesi yazıyorum. Buradan da 6 çarpı 100 yapar. Ve 6 ile 100'ü çarparsak da 600 olur İşlemimizin sonucu diyoruz. Evet devam edelim gençler. Bir sonraki sorumuza geçelim. Evet, x 101 ve y 99 olmak üzere x kare eksi 2 x y artı y kare cebirsel ifadesinin değeri kaçtır diyor. Gençler i̇şte burada x yerine 101 y yerine 99 yazmak arkadaşlar bizim işimizi uzatır diyelim. Bakın bu ifadeyi tam kare özdeşlikten faydalanarak yazmak istiyorum. Evet, bir ve üçüncü terimlerin kare köklerini alırsam x ve y'dir. Gerçekten ikinci terimin ifadesi bakın öndeki kası, e, ikinci terim işareti eksi olduğu için x ile y'yi x eksi y'nin karesi olarak yazdım. Gerçekten burada artık x ve y yerine 101 ile 99 yazalım. x yerine 101 yazıyorum. Eksi y yerine 99 yazıyorum ve karesi. 101'den 99 çıkartırsam 2 kalır. 2'nin karesi de 4'e eşit olur diyoruz. Evet devam edelim gençler bir sonraki sorumuza geçelim. Evet, alanı 16x kare artı 24x artı 9 santimetre kare olan karesel bölgenin çevre uzunluğunu istiyor. Yani evet, 16x kare artı 24x artı 9. Yani evet, bakın 16x kare ile 9x kare tam kare ifade olduğu için Bunların kare alırsam 4 x'e 3'tür. ve i̇kinci terimin işareti artı olduğu için bunu 4 x artı 3'ün karesi olarak yazarız. da bu ne demektir? Burada bir kenar uzunluğu 4 x artı, artı 3 ile 4 x artı 3'ü çarptığım için bir kenar uzunluğu 4 x artı 3'tür. de şeklin çevresini istedi. Karenin çevresini gençler kenarı 4 ile çarparız. 4 çarpı 4 x artı 3 diyorum. Buradan 4'ü dağıtırsam 16 x artı 12 olur. Sorumuzun yanıtı diyoruz. Evet devam edelim. Evet sevgili gençler. Eşitliğine göre x kaçtır diye sordu. Gerçi 225'in karesi eksi 125'in karesi. İfademi aynen yazıyorum. Bakın iki tane kare alındı ve fark varsa iki kare farkı özdeşliğinden faydalanmak gerekir diyorum. 225'in karesinin karekökü 225 yapar. Bunun da karekökü 125 yapar. Ya yani işte bu ifadeyi 1 eksi 1 artılı yazıp çarpacağız. O halde 225 eksi 125 çarpım 225 artı 125. Ya yani işte bakın 225'ten 125 çıkartsam 100 kalır. 100 çarpım 225 ile 125 toplarsam da 350 olur. E bu ifadenin 100, 100, çarpı x eşit olduğunu söylemiştim. Bakın buradan da istersek 100 çarpı x yazalım. Buraya 100 çarpı x dersem her iki tarafta 100 olduğu için gençler bakın çarpma durumunda bunlar birbirini götürür. O halde x'in değeri 350'ye eşittir diyoruz. Evet sevgili gençler. Bakalım başka etkinimiz kaldı mı gençler? Evet E'deki etkinlik gençler son etkinliğimizdi. E, bu etkinlikle dersimizi burada bitiriyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere gençler. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.